Geçtiğimiz pazar günü mesela manşetine şöyle bir haber yorum taşıyor. İşte bilmem hangi anket şirketi bir kamuoyu yoklaması yapmış. Seçmenlerin yüzde 55'i seçim güvenliğini tehdit altında görüyoruz demiştir. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatayım iki şey. Bir Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar çok vatan haini yok. İki, orta yerde altılı masa denilen gerçekte bir altılı yıkım ekibi var. Bunun resmi ve açık altı ortağının yanı sıra iki tane de gizli ortağı var. PKK ve FETÖ. Gerçekte bunlar 6 artı 2, 8'li yıkım ekibi. Bunlar seçim yoluyla iktidara gelip ya da kaybettikleri takdirde Sokağı ateşe verip Türkiye'yi yıkma ihalesini yüklenmiş olan taşeronlar. T24'ten naklettiğim şu son üretilmiş manipülatif haber yorum, bu stratejinin onlara yüklenmiş olan bu ihalenin görüntülerinden sadece bir tanesi. Ve ben Allah bana ömür imkan verirse, önümüzdeki sene seçimlere kadar her hafta bu hatırlatmayı yapacağım. İki sebepten bir, içinde yaşadığımız memleketin varlığı yokluğu adına hayati öneme sahip olduğu için. iki Allah korusun her şeye rağmen kötüsü gelirse en azından vicdanen rahat olabilmek için. Bunlara yüklenmiş olan işlev İhale arkadaşlar, seçimleri kazanabilirseniz hükümet olarak meşru bir siyasi görünümle Türkiye'yi yıkacaksınız. Nasıl yıkacak? Batının istemediği bütün dış politika iddialarından vazgeçecek. Cumhuriyet tarihinin 2002 döneminde olduğu gibi Amerikalı bir senatörün ifadesiyle Türkiye'yi yeniden Amerika'nın ideal bekçi köpeği haline geri döndürecek. Doğu Akdeniz'den çekil çekilecekler. Kuzey Suriye'den çekil çekilecekler. Libya'dan çekil çekilecek. Milli silah sanayini, savunma sanayine kilidi vur vuracak. Türkiye'yi yıkacak. Başarabilirse seçim sandık yoluyla. Seçimleri kaybettiği takdirde Türkiye'yi ateşe vererek yıkmayı deneyecek. İnşallah devlet onun organları bunun farkındadır. Tedbirlidir. Ama arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Hangi ülke olursa olsun bir ülkenin sahibi devletten de önce millettir. Ey Türk milleti dikkatli olun.